Herkese merhaba, ben Pelin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hastane çantamı hazırlayacağım. Yaklaşık hamileliğimin 37. haftasındayım ve umarım size de fikir olur. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu arada benim kapanan bir Instagram hesabım vardı, Pelin Burçin diye. Artık onu kullanamıyorum. Onun yerine hamilelik sürecimi paylaştım. Yeni Anne Pelin diye bir Instagram sayfası açtım. Buraya ekleyeceğim. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Bu arada videoya başlamadan önce şunu da belirteyim. Ben hamilelik sürecimde yaklaşık olarak 3 farklı eğitim aldım yeni doğan hemşirelerinden. 2 tanesi online, bir tanesi yüz yüzeydi. Oradan da yine hastane çantasında neler olması gerektiğine dair bilgiler edindim. Onun dışında birkaç tane de kitap okudum. Onların hepsini harmanladım. Böyle bir liste oluşturdum. Ve onları sizinle paylaşacağım. Tabii burada önemli olan normal doğum, sezaryen, burada da ufak tefek değişiklikler olabilir. Siz kendi ihtiyacınıza göre de listenizi çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi o zaman hemen doğum çantasında neler ekledim, neler yaptım onlardan bahsedeyim size. Öncelikle ben böyle organizerler aldım. Valiz içi organizerleri. Bunları aslında ben yeni doğan alışverişi videomda bahsetmiştim. Onu da şöyle şuraya ekliyorum. Oradan da izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Bunları ben Trendyol'dan almıştım. Bu arada benim aldığım bütün linkleri yine aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İki farklı böyle organizer aldım. Şöyle. Bunların içerisine de yerleştirdim malzemeleri. Şimdi neleri koydum, neleri koyacağım onları sizinle paylaşıyor olacağım. İlk önce doğum sonrasında bebeğin kıyafetlerini giyebilmesi için hemşirelere ilk vereceğimiz paketi hazırladım. Özellikle de böyle organizerleri koyduktan sonra da üzerlerine hep etiket yaptım ki valizin içerisinde o anda son dakika karışıklık olmasın, yanlış şeyler olmasın, işte böyle karışmasın her şey diye böyle etiketledim. İşte bunun içerisine ne koydum? İlk hastane çıkışı diye aldığım organik pamuktan bir 10'lu setim vardı. Onu koydum. İçerisinde battaniyesi var. Bütün malzemeler işte ağız mendili, böyle çorapları. Bunları tabii yıkayıp hepsini ütülemiştim. Eldivenleri, işte üstü, kıyafetleri hepsi bunun içinde. 10'lu setin hepsi bunun içinde. Bir de hemen doğduktan sonra da altını bağlayabilmeleri için bir tane de bez koydum. Bunlar işte bebeğin ilk kıyafeti olmuş olacak ve hemşireye verilecek diye üzerine etiketi yazdım. Böylelikle de valiz içerisinde daha düzenli durmuş olacak. Onun dışında bebiş için ayrı tabii orada ne kadar kalacağımıza göre değişecek. Büyük bir ihtimal hani benim doğumum sezaryen gibi görünüyor. Bir gün mutlaka kalacağım ama hani gidişata göre belki 2 gün belki de daha fazla kalabiliriz. O yüzden ekstradan kıyafetler de ayarladım. Onları da şöyle batmasın diye poşetlere koydum. Böyle 2 poşetler aldım. Bu poşetlerin içerisine güzelce yerleştirdim. 3 takım koydum. Benim hastanede konuştuğum hemşire 3 takım getir demişti. Bir tane yeni doğan için var. Ekstradan ben bir tane fazladan koymuş oldum. Her birinin içerisine işte ağız mendili, çorap, eldiven olacak şekilde alt üst takım şeklinde bunları ayarladım. Ve olur da orada kullanmayacak olursak kirlenmesin diye de böyle poşetlere koydum. Üşüyebilir diye şöyle bir tane annemin ördüğü çok tatlı bir yelek koydum. Ve tabii ki müslinleri koydum. 2 tane şöyle ince müslin koydum. Bu pusetimizin müslini artık çıkarken buraya ekleyeceğiz. Bir tane de şöyle kalın bir müslin koydum. Zaten yeni doğan setinin içerisinde de bir tane battaniye var. Sanırım bunlar işimizi görür diye düşünüyorum. Ama işte daha fazla kalınacak olursa vesaire falan diye belki siz fazladan koymak isteyebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer borcumuza. Ona neler koydum. Kendim için olan işte doğum sonrasında ihtiyacımız olabilecek birçok kadının zaten çok memnun kaldığı hastanedeyken bol bol kullandığı bir paket işte Depend koydum. Bazıları bir paket yetmiyor ya da bazıları bir paket yetiyor diyorlar. Artık oradaki ihtiyaca göre zaten hastanenin çevresinde eczaneler var. İhtiyaç duydursa yine alırım. Onun dışında bebeğin alt açma ürünleri içinde bir tane ben şöyle ıslak mendil koyacağım. Normalde ben
ıslak mendil kullanmak istemiyorum aslında bebeğin altını temizlerken. Pamuk ve su kullanacağım. Ama olur da acil bir şey olursa diye yine ben bunu almıştım, yedeklemiştim. Bunu kullanacağım. Bir de yine şöyle Silky'nin ıslak mendili var. Bu da orada böyle hani dezenfekte ihtiyacımız olursa diye bunu da yanımıza alacağım. Bezlerimizi şöyle yine kilitli poşetlere koydum. 20 tane bez aldım. Aslında normalde 10 tane alınıyor. Ama işte hastanede ikinci güne kalırsak vesaire diye, ki benim doğum sezaryen gibi görünüyor, belki ikinci güne kalırsak ihtiyacımız olabilir diye ben böyle onarlı onarlı 2 paket şeklinde bezlerini de ayarladım. Pamuk ve su kullanacağım demiştim. Bunları yine böyle aldım. Şimdi içinden alacağım 10 tane, 20 tane. Gerek yok, böyle bu paketiyle aldım. Bir de sipariş verdim, böyle sprey sipariş. Onlar gelince de yine buraya ekleyeceğim. İçerisine kaynatılmış, soğutulmuş suları ekleyeceğim. O suları pamuğa sıkacağım ve bu pamukla bebeğin altını temizleyeceğim. Tabii ki bir de pişik kremimiz var. Onu da yine bu çantaya ekliyorum. Bir de alt açma örtülerimiz var. Bundan da 3 tane aldım. Umarım yeterli olur. Gelelim emzirme ürünlerine, ki bu gerçekten en hassas noktalardan bir tanesi. Ben Yeni Doğan alışverişinde aslında birkaç, yani oradaki videodan sonra birkaç parça daha satın aldım. Bir tane de Lansino'nun elektrikli pompasını aldım, tekli. Bunu ekleyeceğim çünkü hastanedeki ebemiz pompa getirmemi söyledi. Ben Mochi'nin manuel pompasını almıştım ama elektrikli pompada getirmemi söyleyince bir tane de bundan edindim. Ve bütün malzemelerini yıkayıp kaynar suda 10 dakika kaynatıp kuruttum, sterilize ettim ve böyle kilitli poşetlere koydum. Onun dışında işte Mochi var burada yine. Anne süt kaşığı var, biberon ve emzik kullanmayacağım, ki doktorum da eve de kesinlikle emzik biberon getirme dedi. Eğer süt verecek ya da mama verecek olursak kaşık biberonla ya da enjektörle veriyorlar büyük ihtimal. O yüzden bunu da yine yanıma aldım. Hemşirelere bunu vereceğim. Bir de gümüş kalkan aldım. Onu bir önceki videomda bahsetmemiştim. Onu da sonradan sipariş verdim. Ve yine bunun içine ekledim. Yine göğüs ucu kremimi de yine bunların içerisine ekliyor olacağım. Tabii bir de emzirme noktasında yastığımı da kesinlikle yanında götüreceğim. Bu yastık da gerçekten çok güzel. İyi dolgulu. Buna benzer birçok yastık gördüm ben. Ama böyle bunun gibi değildi. Ben bundan gerçekten çok memnunum. Göründüğünde daha da böyle destekli, güzel görünüyor. Bunu da yanımıza alacağız. Ve şimdi kendim için alacağım ürünlere gelelim. Bu arada dediğim gibi bütün bu hurçların içerisine, hepsinde içinde ne var ne yoksa böyle detaylı ayrıntılı etiketlere yazıp yapıştırdım. Zaten Yeni Doğan alışverişimde göstermiştim. 2 tane pijama, 1 tane sabahlık, 1 tane de gecelik aldım. Bunları koydum ama dediğim gibi benim doğum büyük bir ihtimal sezaryen olacağı için ben bir gecelik daha ekleyeceğim. Bir pijama takımını çıkaracağım yani. Siz artık nasıl rahat ediyorsanız ya da doktorunuzla görüşebilirsiniz. Muayeneler sırasında sanırım gecelik çok daha rahat oluyormuş. O yüzden ben aldım, onu ütüleyeceğim. O yüzden şu anda burada yok. Onların hepsini de şöyle koydum ben. Güzelce ütüledim bütün hepsini. Böyle yerleştirdim. Bir de şöyle bir, yine bu çantanın içerisine konulacak, 2 tane işte emzirme sütyeni almıştım da giden. Bunları ekledim. Emzirme atleti ekledim. 2 tane çorap ekledim. Çünkü ayaktan üşütmemek adına böyle çorapları lazım olabiliyormuş. Ve göğüs petlerini ekledim. Yine böyle poşete koydum. Kaç tane aldım ben? Sanırım 6 tane falan aldım. Onları da böyle koydum. Yine bir de yine lohusa çamaşırı da ekleyeceğim buna. Yıkayıp ütüleyeceğim. Ondan sonra da bu benimle alakalı olan çanta da hazır olmuş olacak. Ve tabi hastanede giymek için bir tane de terlik edindim. Bunun içi tüylü. Ben orada duş almayacağım. Fotoğraf çekimi yapmayacağım. Eğer sizler fotoğraf çekimi yapacaksanız işte ona göre gecelik ya da kıyafet, böyle süslü şeyler alabilirsiniz. Bu arada yine toka, taç vesaire yanımda götüreceğim. Siz de ona göre işte fotoğraf çekimi olacaksa kıyafetlerinizi ekstradan ekleyebilirsiniz. Bunu da yine böyle ayakkabı poşeti içerisine koyacağım.
Bir de dediğim gibi orada duş almak istiyorsanız da ıslak zemin terliği de yanınıza alabilirsiniz. Ve son bir tane hurcum kaldı. Bunun içerisine de şunları koyacağım. İşte hastaneden çıkarken giyeceğim kıyafetleri, eşimin kıyafetlerini koyacağım. Ona da bir işte eşofman, tişört, terlik vesaire alacağım. Onları da bunun içerisine koyacağım. Bir de tabii kişisel malzemeler var. Şunları da unutmamak lazım. İşte çatlak kremini mutlaka yanınıza almamız, doğum sonrasında da yine sürmeye devam etmemiz önemli. Çünkü sadece doğuma kadar değil, doğumdan sonra da yine çatlama olabiliyormuş. O yüzden yine çatlak kremlerini sürmeye devam edeceğiz. Onu yanıma alacağım. İşte normal makyaj malzemeleri, kuru şampuan yanıma alacağım ben. Duş almak istemediğim için orada. Onun dışında işte diş macunu, diş fırçası gibi kişisel malzemeler, tarak vesaire yanınıza alabilirsiniz. Ben de yine onları son gün artık valiz hastaneye giderken hemen ekleyeceğim. Çünkü o malzemeleri hala kullanıyorum. Ondan sonra da kişisel malzemeler de tamam olunca bitmiş olacak. Bir de tabii hastaneye giderken şunları da unutmayın. İşte böyle ben kendim yapmış olduğum bir yastık var. Takı yastığı, belki gelen olursa vesaire diye orada süs olarak, görsel olarak kullanacağım. Bir de kapı süsümüz var. Onu da işte hastane kapısına asacağız. İşte yanınıza gelenler olursa veya işte orada doktor, hemşire vesaire dağıtmak için çikolata alacağız. Onun siparişini verdik. İşte siz kolonya veya işte süslemeler vesaire falan da yanınızda alabilirsiniz. Hastane tabii ne kadarına izin veriyorsa onları konuşup da yanınızda alabilirsiniz. Bu arada pusetimizi götürmeyi unutmuyoruz. Çünkü gelirken bebişi buna koyup geleceğiz. Puset örtüsünü göstermiştim ama tabii hastaneden çıkarken yeni doğanlar üşüyeceği için böyle annemin ördüğü çok tatlı bir battaniyeyi de sarıp sarmalayıp bebişle beraber hastanede bununla çıkacağız. Ekstradan notlar aldıklarımdan da bahsedeyim. Yine ben listeleri yazacağım ama hangileri hoşunuza giderse onu valize ekleyebilirsiniz. Kendiniz için bir şal ya da yelek ekstradan alabilirsiniz. Hani üşüyebilirseniz eğer, hastane ortamı soğuk olursa diye onu hatırlatmış olayım. Bir de ekstralar var dediğim gibi. İşte yanınıza kirli poşeti alabilirsiniz. Orada kalacağınız gün sayısı veya da daha uzayacak gibi bir şey olursa kirli kıyafetlerinizi koyabileceğiniz bir kirli poşeti olabilir. Bu arada normal doğum için Meryem Ana eli otu çok öneriliyor. Tabii inancınıza bağlı. Onu da yanınıza yine alabilirsiniz. Sıcak su torbası yine normal doğum yapacaklar için çok lazım oluyormuş. Yine aklınızda olsun. İşte atıştırmalıklar, özellikle hurma, çikolata, çerez gibi yanınıza alabilirsiniz. Havlu kağıt ya da normal havlu alabilirsiniz. Hastanenin bazı hastanelerde tabii duş almak istediğinizde belki havlu imkanı olmayabilir. Yanınızda yine bir havlunuzu götürün. Islak mendil diye söylemiştik zaten. Kolonya, çikolata, işte şarj aletleri, elektronik aletler. Eğer fotoğraf çekecekseniz o malzemelerinizi hazır edebilirsiniz. Özellikle de bir tane kitap okumuştum. Çocuk doktorunun hazırladığı. Orada şöyle bir ayrıntı vardı. Günün gazetesini alın diye. Bu da belki güzel bir hatıra, anı olarak kalabilir. İşte o günün herhangi bir gazetesini alıp işte bebeğe ileride büyüdüğünde, sen doğduğunda günün gazetesi, manşetleri bunlardı diye böyle güzel bir hatıra olarak kalabilir. Puset örtüsü demiştik. Bebek için belki tırnak makası yanınızda alabilirsiniz. Çünkü çocuklar yeni doğduklarında uzun tırnaklarla doğabiliyorlarmış. Normal doğuma gidiyorsanız pilates topunuzu yanınızda alabilirsiniz. Orada işte kramplar girdiği zaman pilates topuna eğer alışıksanız o da yine bayağı rahatlatıcı oluyormuş. Masaj yağı yanınızda alabilirsiniz. Anne bebek çantanızı yanınıza alabilirsiniz. İşte kapı süsü dedik, bu kadar. Ekstralar, aklıma gelenler bunlar. Umarım size de faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Eğer beğendiyseniz, işinize yarayacaksa ya da atıyorum sizin de yorum yapacağınız bir durum olursa yine aşağı yorumlar kısmında mutlaka yazmayı unutmayın. Bugünlük de video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.